neler oluyor kısaca bir bakmak istiyorum izninizle İtalya'da sağlık sistemi değerli izleyicilerimiz çökmek üzere bitmek üzere hasta sayısı bugüne kadar 1 milyonu geçti günlük vaka sayısı yaklaşık 35 bine geldi rekor ölümler var değerli izleyicilerimiz günlük 623 kişi hayatını kaybetti ve gelinen noktada değerli izleyicilerimiz Doktorlar, sağlıkçılar arasında da koronavirüsü kapan İtalya'da çok sayıda insanlar. Bu da İtalya'nın sağlık sisteminin kısa bir süre sonra çökeceğinin en büyük işareti olarak gözlemliyoruz değerli izleyicilerimiz. Genel bir karantina durumu olur mu, olmaz mı? Bu tartışılıyor. Bununla ilgili olarak İtalya Başbakanı Conte bir açıklama yaparak en son tercihimiz genel karantina dedi ve şunları ifade etti. Ulusal topraklarının tamamının kapanmasını önlemek için çalışıyoruz. Güçlü eleştiriler olduğu doğru. Çünkü yayılma eğrisi yukarıya doğru yükseliyor. Ancak önümüzdeki birkaç gün içinde aldığımız tedbirler sayesinde eğrinin esnemesine esnemeye başlamasını düşünüyoruz diyor İtalya Başbakanı. Yani İtalya'da ciddi anlamda sorun var. Peki sağlıkçılar, İtalyan sağlıkçılar bu duruma ne diyor? Dahiliye doktorları hemşire dernekleri İtalyan basınına gönderdiği açık mektupta hastanelerdeki durumun dramatik olduğunu söyledi. Mektupta hızlı şekilde yayılan Covid-19 virüsü ve artan hastalar nedeniyle personel ve yatak eksikliği yaşayan hastaneler artık çökmek üzere deniliyor. Dramatik durumu hafifmiş gibi gösteren mesajlar vermek yani burada siyasetçileri söylüyor. Çok yanlış bir davranış deniliyor değerli izleyicilerimiz. Gerçekten İtalya şu anda kırmızı alarma geçmiş vaziyette. Ülkenin tamamında değerli izleyicilerimiz vaka var ve hızlı bir şekilde de artmaya devam ediyor. Bu şekilde İtalya'da devam ederse yıl başına kadar günlük vaka sayılarının yaklaşık 300 bine ulaşması uzmanlar tarafından bekleniyor değerli izleyicilerimiz. Avrupa'da alarm veren bir diğer ülke ise İsviçre. İsviçre'de hükümet federal hükümet değerli izleyicilerimiz planlamasını, koronavirüsten kurtulma planlamasını açıkladı ama kafalarda çok sayıda soru işareti var. Bir taraftan aşı konuşuluyor, diğer taraftan ise hızla artan vaka sayılarının önüne geçilmekte hükümetin yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Bununla ilgili haberimizi sizlerle paylaşmak istiyorum değerli izleyicilerimiz. Federal Hükümet COVID-19 Bilim Kurulu Başkanı hedefin her iki haftada vaka sayılarını yarı yarıya düşürmek olduğunu ifade etti. Hedeflerinin 2021 yılında günlük vaka sayısının en fazla 500 olduğunu ifade etti değerli izleyicilerimiz İsviçre'de en çok tartışılan konu Az önce de ifade ettiğim gibi aşı konusu Bakın Almanya'da BioNTech ve Amerikan ilaç devi Pfizer'ın ortaklaşa ürettiği aşıyla ilgili olarak ciddi tartışmalar yaşanıyor İsviçre'de özellikle Profesör Doktor Uğur Şahin'in Aşıda %90 başarı elde ettik açıklamasından sonra pek çok ülkede olduğu gibi aşı tartışmaları İsviçre'de de hızlı bir şekilde yükseldi. Bakın pandeminin kontrol altına alınabilmesi için halkın yüzde %60'ının aşı olması gerektiği İsviçre'de belirtiliyor. İlk olarak sağlık personeli ve risk gruplarının aşı olması ifade ediliyor. Sağlık Bakanı aşı mecburiyeti getirmeyi düşünmüyoruz diyor değerli izleyicilerimiz. İsviçre Covid-19 Bilim Kurulu da şöyle bir görüşü ortaya attı. Herkesin test yaptırması gerektiğini, bunun da Covid-19'a karşı önemli bir savaş olacağını, önemli bir silah olacağını ifade ediyorlar değerli izleyicilerimiz. Hastanelerdeki durum nedir İsviçre'de? Uzmanlara en çok endişelendiren hastanelerin durumu. Buralarda son 2-3 günden beri yoğun bir şekilde artış var. Hasta, hastanelere yatan hasta sayısı da ciddi oranda artıyor değerli izleyicilerimiz. İsviçre'deki genel hava bu. Şunu söyleyebiliriz. İsviçre Almanya'daki aşıya kitlenmiş vaziyette aşıyı bekliyor ve insanlardan da kendilerini korumasını istiyor. Bildiğiniz üzere İsviçre hükümeti aynı zamanda AstraZeneca ve Moderna şirketleriyle aşı tedariki içinde sözleşmeler yaptığını açıklamıştı. Şimdi Profesör Doktor Uğur Şahin'in üretmiş olduğu bu aşıyla ilgili de yeni siparişler verdiler değerli izleyicilerimiz. Evet görünen şu bu aşı İsviçre'nin adeta belini bağladığı kaderini bağladığı bir noktaya geldi. Aşı için 100 milyon franklık bir kredi değerli izleyicilerimiz ayrılmış. Federal hükümet aşı için daha önce 300 milyon ayırmıştı. Bir 100 milyon daha ayırdılar. Şimdi İsviçre Sağlık Bakanı herkes aşı yaptırılmayacak. isteyen aşı yaptıracak dedi ve bir açıklama geldi. Bakın bu açıklamadan hemen sonra kim yaptı bunu? Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden bir tanesi Roche yaptı. Bakın ne diyor? İlaç devi Roş'un yönetim kurulu başkanı İsviçre'de herkesin aşı yaptırması gerektiğini ve mecburi olmasını istemesi tüm haber kanallarında manşetlere yükseldi. Roş başkanı Frans talebini bir ekonomi gazetesine verdiği mülakatta açıkladı. Talebini aşı olanlara faydası olacağı ve korunacaklar ve bulaştırmayacaklarını savundu. Tahminlere göre yakın bir zamanda aşıda bulunacak. Aşının İsviçre'ye gelmesi durumunda halk aşı yaptırmaya mecbur bırakılmalı. Evet değerli izleyicilerimiz. Neden? İlaç firmasının sahibi, Sağlık Bakanının biz herkese aşı yaptırmayacağız sözlerinden sonra böyle bir açıklama yapıyor. Çünkü bunlar esnaf, para kazanacaklar. Dünyanın en büyükleri bunlar. İlaç kartelleri bunlar. Aşı olun diyor, mecbur kılınsın diyor. İsviçre'de Aşıyı kaça satacaklar? Kim para kazanacak? Kimin cebine para gelecek Dünyanın her noktasında olduğu gibi. Bir satranç oynanıyor değerli izleyicilerimiz. Koronavirüsle ilgili gerçekten bunu anlayabilmek, çoğu zamanda yetişebilmek çok zor. Aşırı savaşları başladı. Birileri para kazanıyor, birileri üretmeye çalışıyor. Hasta sayısı artıyor. Dünyada bir kaos var. İsviçre'de bunlardan etkilenen ülkelerden bir tanesi. Bakın İsviçre'de yaklaşık bugüne kadar 280 milyon franklık bir gelir kaybı söz konusu ve bunun da daha da artacağı ifade ediliyor. Ve yıl sonuna kadar değerli izleyicilerimiz İsviçre ekonomisinin yüzde %4 küçülmesi bekleniyor. Ve tabi İsviçre'de yaşayan herkes şunu söylüyor. Almanya'da olduğu gibi Fransa'da olduğu gibi yeni vergiler gelecek mi? Yani devlet vergi kaybını nasıl örtecek? İşte bu soruda İsviçre'de tartışılan haberlerden bir tanesi. Yine İsviçre'den güzel bir haber var. Landschaft kantonunda değerli izleyicilerimiz, Biristha Belediyesi 2021 yılı içerisinde tüm kimlik kartlarını ücretsiz olarak dağıtacak. Normal şartlarda kimlik yenilemenin ücreti yetişkinler için 65, çocuklar içinse 30 frank. Belediye sadece kimlik kartlarını değil aynı zamanda mühür vergisini, öğrenci ehliyeti, sigortalar için gerekli olan kimlik onaylarını da ücretsiz verecekmiş. Güzel haber. Evet, güzel haber değerli izleyicilerimiz. İsviçre'de tartışılan bir diğer önemli haber de saygıdeğer izleyicilerimiz. En büyük tuvalet kağıdı üreticisi Kimberly-Clark İtalya'ya gidiyor. Yaklaşık 265 kişinin çalıştığı fabrikada Şartların İtalya'da daha iyi olması nedeniyle kapanma kararı alınmış ya da satılacakmış. Kimbel Clark adlı tuvalet kağıdı üreticisi sebep olarak artacak olan vergiler de gösteriliyor değerli izleyicilerimiz. İtalya daha iyi şartlar sunmuş ve kapmış. Çünkü bu dönemde biliyorsunuz tuvalet kağıdı gibi temizlik ürünlerine ihtiyaç daha fazla oldu ciddi anlamda tüketim söz konusu oldu değerli izleyicilerimiz. Avrupa'nın dört bir yanı Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, Norveç, İsveç, İsviçre pek çok yerinde koronavirüs adeta patlamış vaziyette. İşte bunlardan biri de İspanya. İspanya'da değerli izleyicilerimiz günlük vaka sayıları bugünlerde 40 bin civarında değişiyor. Bu civarlarda gidip geliyor. Her geçen gün vaka sayısı artıyor ve insanlar özellikle de eğlence sektöründe çalışan, gastronomi sektöründe çalışan insanlar artık çıldırma noktasına geldiler. Cepte para yok ve devletin yeterince yardım yapmadığını pek çoğu ise bugüne kadar 5 kuruş dahi almadıklarını ifade ediyorlar. Bunlarla ilgili de insanlar sokaklara düşüp protesto gösterileri yapıyorlar. İspanya'da hastanelerde de, sağlıkçılar da perişan vaziyette. Hastaneler hınca hınç insan dolu koronavirüs. İspanya'yı adeta diz çöktürmüş vaziyette değerli izleyicilerimiz. Peki İspanya'nın aşı çalışmaları ile ilgili son durumu ne? İspanya, Almanya'da üretilen Bion şirketinin üretmiş olduğu Profesör Doktor Uğur Şahin'in ürettiği aşı ile ilgili olarak e, siparişler verdi. 20 milyon doz aşı satın alacak değerli izleyicilerimiz. Fransa, evet Fransa'da yaşayan vatandaşlarımızdan çok sayıda soru alıyoruz. Çok sayıda mail alıyoruz videolarımıza da çok sayıda yorum alıyoruz Fransa'da korona virüsle ilgili durum hiç de iç açıcı değil adeta Fransa kabusu yaşıyor yaklaşık 50 bin civarında günlük vaka sayısı açıklanıyor sadece Paris civarında günlük vaka sayısı 3800 civarında bunun anlamı şu Fransa şu anda korona virüse esir olmuş vaziyette saygıdeğer izleyicilerimiz Bakın bununla ilgili çok önemli bir haber var. Tıpkı Almanya'da olduğu gibi koronavirüs de bu dönemde okulların açık olması Fransa'da da ciddi anlamda eleştiri oklarını üzerine çekiyor. Başkent Paris'te değerli izleyicilerimiz toplanan öğretmenler Fransız hükümetinin koronavirüsle ilgili mücadeleyi yapamadığını, sınıfta kaldığını ifade ediyorlar. Öğretmenlerin ve öğrencilerin hayatlarının risk altında olduğunu belirtiyorlar saygıdeğer izleyicilerimiz. Bununla ilgili olarak bakın ne diyorlar. Bu gidişte eğitim kurumları tamamen kapanacak. Çocuklar kantin veya sınıflarda iyi şekilde korunmuyor. Sınıf şartları ve havalandırma yetersiz kalıyor. Kışın gelmesiyle daha az havalandırma yapılıyor. Bunu kim diyor? Fransız Eğitim Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri diyor değerli izleyicilerimiz. Maalesef Fransa'da çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti, kaybetmeye devam ediyor. Durumu iyi olmayan, yoğun bakımda yatan çok sayıda koronavirüs hastası var. Vatandaşlarımıza hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Şu anda koronavirüsle mücadele edenlere de Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Saygıdeğer izleyicilerimiz